açabilirsen unutma mazi, silmez zaman. Bu kalp yarası senden kanan, yak yakabilirsen, at atabilirsen, unutma senindir her an. Sormam nedendir, onca senelerdir seninim, bırakma beni. Ya bir haber yolla, ya bir selam gönder, dayanamam, unutma beni. Boşuna uğraşma. Kapılar kilitli. Paşa paşa geleceksin sonuna kadar. Yediğin altları herkese anlatacaksın. Gözümün çapağını yiyeyim abi. Benim hiçbir suçum yok diyor. Kes. Bana martaval okuma. Ta o zaman seni polise teslim edecektim. Ama elimden kaçtın. Şimdi kaçış yok. Senin dolandırdığın adamlar kardeşimin başına musallat oldular. Al hadi. Hadi git gidebiliyorsan. Hadi yiyorsa yapsana. Hiç boşuna uğraşma. Yediğin haltları bir bir anlatacaksın herkese. Efendim abi? Ayşe canım, ben aşağıdayım. Hadi hazırlanıp gel. Neden? Oğuzlara gideceğiz. Abi bak, gerek yok lütfen. Ayşe geliyor musun, ben mi gelip alayım? İyi tamam. Tamam, iniyorum. Ne oluyor? Ya benim hemen aşağı inmem gerek. Sonra konuşalım mı? Peki canım. Ha İlkay, ilaçlarını almayı unutma. Tamam. Alo Ali. Ne oluyor? Kötü bir şey yok değil mi? Yok bir şey İlkay. Ayşe ile işimiz var. Sonra konuşuruz. İyi tamam o zaman. Necati orada değil mi? Evet evet, merak etme. Ben çoktan tövbe ettim. Allah'ın varsa bırak gideyim. Daha önce neredeydi aklın? Her şeyi yap et, sonra da Allah diye yakar. Öyle mi? Gencecik kızları evlendirmeye çalışırken neredeydi aklın? Ben tövbe ettiydim. Cezanı çekeceksin. Öyle kaçıp kurtulacağını mı sandın? Ayşe korkma, sana hiçbir şey yapamaz. Abi ne yapıyorsun sen? Oğuzlara gideceğiz, babasıyla konuşacağız. Yok abi boşver, ben istemiyorum. Ayşe yapma şunu. Bak siz sustuğunuz sürece bu adamlar kendilerini bir halt sanacaklar. Yapma. Gidelim konuşalım babasıyla. Bu herif de cezasını çeksin. Ya Oğuz çok üzülür. Oğuz'un haberi var, merak etme. Nasıl? Haberi var mı? Evet, o benden daha çok istiyor senin gitmeni. Hadi. Çizgili kravatını mı taksaydın acaba? Ya bırak Münevver, benim çıkmam lazım. Baba. Eğer acil bir işin yoksa biraz bekler misin? O neymiş? Birkaç misafirimiz olacak. Seninle duyman gereken bazı meseleler var. Kim gelecek? Bir saniye. Gelin abi. Yürü. Ben anlatayım. Kardeşim dolandırıcılıkla suçluyormuşsunuz. Ayrıca öğrendiğiniz yalan yanlış bilgileri de gazetelere vermişsiniz. Oğuz'a söyledim ben. Bir ilgim yok. Var ya da yok.
zamanınızı alacağız. Siz de gerçekleri öğreneceksiniz. Siz araştırmanızı yapmışsınız zaten. Şimdi de bu adamı dinleyeceksiniz. Böyle emrivakilere gelemem ben. Dinleyeceksiniz. Bunu kardeşime borçlusunuz. Bizim kimseye borcumuz yok. Kimseyi de suçlamıyoruz. Öyle. Yakamızdan düşün yeter. Refik Bey, biri birinin yakasından düşecekse o siz olacaksınız. Şimdi bu adamı dinleyeceksiniz. Sonra da kardeşimin yakasından düşeceksiniz. O gazete haberini sizin yaptırdığınızı bilmek için de alim olmaya gerek yok. O haberi de yalanlayacaksınız. Sen de konuş, bildiklerini anlat hadi. Nereden başlayayım bilemedim. Dosyası kabarık tabii. Sen bu kızı tanıyorsun değil mi? Evet tanıyorum. Evladım gibi baktım 200 sene. Babanın ayrına mı baktın ha? Adam gibi anlat yoksa polise götürürüm seni hemen. Tamam tamam. Siz bu kızı dolandırıcı zannetmişsiniz. Onun hiçbir suçu yok. Yanıma evlatlık alıyordum. Onların haberi bile olmuyordu. Neden haberleri olmuyordu? Ya açık açık konuşsana. Kafalarında kuşku kalmasın. Dolandırıcılık yaptığından bu kızın haberi var mıydı? Yok. Çocuklarıma anlatmıyordum. Çocuklarım dediği Ayşe gibi kimsesiz, gözü açılmamış genç kızlar. Beni tanırlar köylerde. Yuva kurulsun, hayır işlensin diye köylerden gençleri topluyordum. Sonra? Evlendireceğim derdim. Oğluna gelin arayan birileri varsa kızlarımı nişanlardım. Nişanı taktıktan sonra... Altınları bir güzel cukkalardın. Bu hırsızlık değil ki. Kendi rızalarıyla takıyorlardı. Tabii canım, tabii. Hırsızlık değil bu. Bu düpedüz dolandırıcılık. Bizim kızlar sorunca karşı taraf nişanı bozdu diyordum. Altınları geri iade ettiğimi söylüyordum. Sonra? Sonra başka yere taşınıyorduk. Yine aynı altları yiyordunuz. Yeni insanları kandırıyordunuz değil mi? Bu kızlar saf mı? Hiçbir şey anlamamışlar mı? Yoksa anlamazdan mı geliyorlardı? Yani ben önce anlamadım. Ama sonra aynı olay tekrarlanınca şanssızmışım diye düşündüm. Hayır, evlenmek istediğim için değil. Bu adamın elinden kurtulmak istediğim için. Ama sonra kalktı, beni yaşlı birine vermeye kalkıştı. Tamam Ayşe, bırak anlat. Asla başka bir şey için kullanmadım çocuklarımı. Daha? Tabii. Bütün bunlar size masal gibi geliyor. Öyle değil mi Refik Bey? Ayşe'nin yaşadıklarını bir bilseniz, bunlar devede kulak kalır. Ama ben kime neyi anlatıyorum ki? Sizin kalbiniz kurumuş. Pişman olmanızı da beklemiyorum zaten. Ama şunu bilin, Ayşe masum. Asıl suçlu sizsiniz. Bir de Tarık var tabi. Benim Tarık'ta bir ilgim yok. Göreceğiz var mı yok mu? Göreceğiz. Oğuz, sen bu herifle ilgili davayı açıyorsun değil mi? Aynen abi. Oğuz, şunu polise teslim edelim önce. Anlattım artık her şeyi, bıraksanıza beni. Bin arabaya. Bin! Davayla sen ilgilen. Alacaklısı, vereceklisi varsa da arar konuşursun. Tamam, senin ifaden gerekli. Tamam. Seni de sonra eve bırakırız. Biz de şu Tarık'la görüşelim be.